7 Ocak 2021 Muğla Seydi Kemer Çukur İncir'deyiz. Yanımızda Nazmi Ceylan. Evet. Rekor damlama ve rekor gübre, yaprak gübremizi burada patlıcan seralarında kullandılar. Bu sene sıfır bir sera. Bu sene dikilmiş bir sera. Evet. Neler oldu Nazmi Bey? Ne gördük patlıcanda gelişim konusu? Şimdi bu sera yeni kurulmuş bir seramız. Evet. Önceden kaç cam dönüm vardı ya, burası? 3 dönüm yer orası. 3 dönüm. Damlamadan rekor gübre kullandım. Evet. Yaprak gübresi olarak üstten yaprak gübresi rekor kullandım. Yaprak gübresi. Ayrıca aradaki farkı zaten göreceksiniz. Çiçekteki. Şöyle yaklaştıralım. Şöyle. Ekranda görülüyorsa. Bu ana çiçek farkındaysanız şöyle. Tutum, tonaj şöyle. Şimdi burayı dün toplamışsınız. Evet. Biz buradan yetişemedik. Topladık. Şey anlamında, verim anlamında ne verim söyleyebilirsin? Verim anlamında çok çok şey var. Şuradan da gösterelim. 3 dönüm yerden 1 ton kestik. 3 dönüm yerden 1 ton kestik. Evet. Sizce iyi midir bu? Şey olarak? Ya, geçen yıllara bakış çok çok etkili bir şey yani. Cinsini de söyleyelim bunu. Cinsi hayal. Hayal cinsi. Evet. Patlıcan. Şöyle şurada şunu göstermek istiyorum ben. Birçok yerde zaten var ama evet. Mevcut. Şöyle gösterelim. Şimdi burada görüyorsunuz birçok şeyde normalde bunlar büyümüyor. Evet. Gelişmiyor. Şurada evet. Mesela bir patlıcan gelmiş. Bir tane burada, bir tane burada devam ediyor. Evet. Şimdi buralara alınmış. Buradan devamından gelmiş. Devamı gelmiş. Bu şekilde gidiyor. Dün toplandığı halde yani bu şekilde. Dün toplandığı halde bu evet. Şekilde. Şimdi biraz ürünlerimizden yani kullandığımız ürünün ne etki yaptığı ile ilgili. Şimdi mesela yaprak gübresini kullandığınızda ne sonuç görüyorsunuz? Yaprak gübresini attığımız rekor gübre, zaman rekor gübresini evet. Attığımız zaman şöyle bir örnek göstereyim ben size. Şimdi bu aralardan ben yaprak alıyorum. Şunu kırdığım zaman buradaki stresi hemen atıyor. Yani ağaç daha verim, daha oturaklı ve ayrıca buradaki şu yaralanmayı tamir edebiliyor. Tamir edebiliyor bu yani. Ondan sonra çiçeklenme konusu. Çiçeklenme konusunda şöyle göstereyim. Fark var zaten. Buyurun. Ağaç kafa hızlı gidiyor. Şöyle bu. Oturaklı gidiyor. Oturaklı gidiyor böyle. Yan dallama çok iyi. Yan dallama çok iyi. Bu şekilde yani. Onun dışında var mı söylemek istediğiniz gözleminiz? Bunun gövde çatallanma konusu. Çatallanma konusunda ağacımız oturaklı gidiyor, çatallı gidiyor. Şimdi şöyle gösterelim mi? Şuradan şöyle geniş açı şu şurayı mesela. Evet. Gövde dip kalınlığı vesaire şurada da görünüyor bu şekilde. Görünüyor. Şurada bir tazminiz isterim ben size. Şimdi bu ağaç tek gövde geliyor ya. Buradan dallarını yan dallanma. Şuradan tek geliyor, ikiye bölünüyor. Şurada üçe ayrılıyor. Yan dallanma çok iyi. Ve dörde ayrılmış. Bak şu ağaç dört şurada. Üç gövde şurada. Üç gövde şurada. Ne oluyor? 4, 7, 10 gövde bir ağaç. Evet. 10 gövdeden getirim çok iyi. Şöyle. Bak bir salkımdan 3 tane çiçek. Dördüncüsü geliyor mimik. Ve hepsini tutuyor. Hiçbir tane çiçek dökümü yok. Kesinlikle bak. Yok. Şöyle gidelim biraz daha ileri doğru. Şimdi bu yaprak gübresinin özelliği çiçeklenme ve tutum. Bitkinin evet. Stresi. Meyve alımlarında oluşan bu yaralanmaların hızlı toparlanması. Evet. Artı suyla alakalı susuzluk stresi de yaşatmaz. Evet. Ve ağaçların genel sağlığı zaten bak. Şöyle gösterelim koyu içeriği. Yani gövde renkleri. Patlıcanların normal renkleri de çok koyu. Tabii ki. Yani albenileri yüksek. Tutmak burası nasıl getiriyor? Burası dün toplanmış bir sera. Evet, dün toplandı. Şimdi diğer şeyden bahsedelim. Damlamadan bahsedelim. Damlama ürünü rekor. Damlama ürünümüzü de burada kullandınız. Evet. Ve kullanmaya devam ediyorsunuz. Evet. Yani yaprak gübresini de aynı evet. Şekilde başlangıçtan beri. Evet. Damlamayla ilgili ne söyleyebilirsiniz? Damlamada yani şunu sorayım ben size. Yani geçen seneki paket ağırlıklarınızla bu seneki ağırlıklarınız aynı mı? Çünkü rekor damlamanın biraz bitkinin içerisindeki hücre içerisindeki boşlukları evet. Hızlı doldurma evet. Özelliği var. Yani kiloya bastırabiliyor. Bastırıyor evet. Kilo, renk alma. Tonaj, renk ve ayrıca yani ihracata gidebiliyor yani. İhracata gidebiliyor. Evet. Bir de bu tepelerin de bitkinin türüne göre kalınlaşması vesairesini iyi getiriyor. Evet. Var mı Orhan Bey? Ben Öykü Tarım. Ziraat mühendisi olarak Nazmi Bey'in seralarını haftalık kontrol ederim. İlaçlama gübreleme programı uyar. Evet. Harfiyen evet. Baştan sona kadar şu anda uygulamamız
gerçekleştirdik ve devam ediyoruz. Ben kendim olarak, çiftçilerim olarak kullandırmaya devam ederim. Ve çiftçiler şu anda memnun. Ve memnun kalmaya devam edecekler. Hı hı. Rekor damlama gübresi, rekor yaprak gübresi ve rekor gelişim taban gübresi. Evet. Üçlüdür gübreleme programı şeklinde sunuyoruz. Mutlaka devamlılığı olacak şekilde kullanıldığında bu sonuçları alıyoruz. Evet. Tavsiye eder misiniz? Tabii ki tavsiye ederim. Yani bütün çiftçilerimize tavsiye ederim. Ayrıca çok çok da faydası var yani. Ben aşağı yukarı yıllardan beri patlıcancılık yapıyorum. Evet. Yani bu sene daha bir neşeli bir yılım geçiyor. Hı hı. Şurada bir görüntü var. Onu da bir gösterelim. En azından orada biraz daha çok. Çünkü toplandığı için sera. Şimdi mesela dün toplanmış. Burayı görüyorsunuz halde, şu bu halde. Bu hale gelmiş yani. Bu normalde dün toplanık olması evet, gerekiyordu. Var mı eklemek istediğiniz? Benim eklemek istediğim başka bir şey yok işte. Tamam. Ziraatçımız. Ben şunu sorayım Burhan size. Bey. Verdiğiniz harcadığınız zamanın, harcadığınız evet, paranın karşılığında buradaki aldığınız sonuçlar size para kazandırıyor mu? Kazandırıyor. Sizi memnun ediyor mu? Evet, evet. Yani bu da önemli bir konu. Kesinlikle. Ne verdik, karşında ne aldık? Girdilerimiz çok yüksek olsa da eğer mahsulümüz yerinde, tonajı, sağlığı yerinde olduğu zaman mutlaka kazandırıyor. Mutlaka evet, kazandırıyor. Biz teşekkür ederiz size. Sağ olun. Buradan bütün seracılara selamlarımızı gönderiyoruz. İyi çalışmalar herkese. İyi çalışmalar herkese. Tavsiye ederiz. Sağ olun.